Evet kıymetli dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Fener'in maçı var, e, sevgili dostlar. Şimdi kıymetli arkadaşlar şunu özellikle ve özellikle belirteyim. Fenerbahçe'miz bazı futbolcularını gönderemedi. Kabul ama yani aması var. Avrupa'da yaz transfer dönemi bitti. İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere gibi büyük liglerde transfer dönemi 1 Eylül'de sona erecek. Suudi Arabistan'da 20 Eylül. Mesela Endonezya'yı falan merak etmezsiniz. Moldova'da 4 Eylül. Polonya'da 4 Eylül. Romanya'da 4 Eylül. Azerbaycan 5 Eylül. Belçika 6 Eylül. Kuzey Makedonya 6, Slovakya 6, Macaristan 6, Makedonya 6, Bulgaristan 7 Eylül. Suudi Arabistan 20 dedim ama 7 Eylül yazıyor bendeki bilgilerde. İsviçre 7. Hırvatistan, Bosna, Ersek. Çek Cumhuriyeti 8. Jamaika 9. Pas 9. Yunanistan 11 Eylül. Yunanistan arkadaşlar bunu unutmayın. Hani futbolcu satabileceğimiz yer olduğu için söylüyorum. Yeni Zelanda'yı falan geç. Rusya 14 Eylül. Türkiye 15 Eylül. Mali, Sırbistan... Bunlar da 15 Eylül. Bahreyn, Katar 18 Eylül. İsrail 20. Başka nere olur? Birleşik Arap Emirlikleri 21 Eylül. Hani bilin istedim arkadaşlar. Bunları da niye söylüyorum? Ee, bilin istedim. Çünkü ileride lazım olacak. Miguel Crespo gelişmesine herkes hayretler içerisinde. Çünkü takımdan gideceği ileri sürülmüştü. Ne ileri sürülmesi? Bende dahil hepimiz %100 gitti Hani o kim diye bahsediyorduk. Ama menajeri öyle bir şark kurnazlığı yaptı ki oyuncusunu göndertmedi arkadaşlar. Menajerinin kurnazlığı o, o, şekilde görüştü bu şekilde. Şimdi biz de menajeriyle öyle bir görüşme yapıyoruz ki aklınız durur. Biz de şimdi ona bir Ali Cengiz oyunu çekeceğiz. Bilginiz olsun. Ve İstanbul'a davet edildi. Ankara gücü maçının kadrosuna alındı. Bugün Fener'in maçı var. Yorumlara skor tahmininizde yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve Crespo bugün orta saha bolluğu olması gereken bir şekilde yaptı. Fenerbahçe mesela e, bu arada 65 maça çıkmış 4 gol 6 asist. Mesela Ryan Kent'i Fenerbahçe kadrosunu almadı. Dün ben gereken açıklamayı yaptım ama Ayetullah hesabı diyor ki orta sahada azlık vardı kanatlarda şişkinlik vardı. Kanatlardaki şişkinliği bu şekilde dinginledik. Orta sahadan bir kişinin fazladan olması için Crespo yazdı. Kent'i İsmail Kartal'ın tercihiyle hani 21 kişilik ekibin dışında bıraktık diyor. Bunlar normal şeyler. Ama şunu söyleyeyim. Demek ki orta sahaya çok önem vereceğiz. E, Fenerbahçe'nin çıkacak orta sahasını şimdiden merak ediyorum. Bence İsmail Fred Şimanski çıkacak ama bakalım. Buradan da subliminal bir mesaj olsun. Yani Crespo başka yere de gidebilir. Onu da belirtmiş olalım. Libakovic için heyecanlı bekleyiş. Dominik Libakovic bugün Allah kısmet ederse ilk maçına çıkacak. Ve forma rekabeti. UEFA listesinde biliyorsunuz yer almadığı için Twente müsabakalarında forma giyememişti. Ama İsmail Kartal bugün şans vermesi halindeki vereceğini biliyoruz. Başkent'te ilk 11'de kadroya çıkacak sevgili dostlar. İsmail Yüksek formayı bırakmaya niyetli değil. Şimdi bana en çok gelen soru şu. Hocam biz 6 alırsak İsmail'i kaybetmek miyiz? Güzel bir soru. Yani 6 alırsak İsmail'i kaybetmez miyiz? Bu arada ben de e, kaplama dişim düştü. Bursa'dayken, herhalde implant falan mı olacak? Ne yapacak? Kayseri'de bildiğiniz tanıdığınız dişçi varsa işini iyi yapan implantı iyi yapabilecek olan yazın da arkadaşlar bir deneyim. Hani ucuz olur, uygun olur. Merdiven altı olmasına gerek yok. Merdiven biraz üstte olsun yeter. Öğretmen bütçesine göre bir dişçi arıyorum. Buraya implant yapılacakmış herhalde. Yoksa sıkıntı. Çok belli olmuyor şurada yani. Allah dışarısı vermesin kimseye. Şimdi İsmail Yüksek sezonun bu zamana kadarki bölümünde gayet iyi bir performans sergiledi. Ama biz altı alacağımız için göze iyice batmaya başladı. Bak şunu da eksik yapıyor. Bak şurada da hatası var. Mesela benim İsmail Yüksek'te en gördüğüm kötü özellik dürtme. Dürtücü bir oyuncu. Dürtmeyi çok seviyor. Top ayağında 20 metre ötedeki arkadaşı ya 5 metre ötedeki arkadaşı pas istiyor bekliyor. Rakip geldi mi dürtüyor topa. Topa bir tane dokunuyor dürtmüş oluyor top öyle gidiyor. Lan versene müsait pozisyon Vicdansız. Ama her geçen gün performansı arttırmayı sürdürüyor. Hani Twente maçında 13 ikili mücadele kazanmış. inanılır gibi değil. 4 top kapmış toplamda 15 top kazanmış. %89 pas isabeti. Yani kim gelirse gelsin rekabete hazırım diyor. Şimdi siz diyorsunuz ya Crespo var diye altı alınmaz mı? Ben de farklı düşünüyorum. İsmail var diye altıdan vazgeçilebilir mi? ama sanmıyorum çalışmalar sürüyorum. Konferans Ligi demişken konferans Ligi fikstürümüz belli oldu. Arkadaşlar onu bunu şunu dert etmeyeceğim. Ben şunu belirteyim. İlk maçımız 21 Eylül'de Northland ile Kadıköy'de. Bak zekice bir kura. Ya da bunlara söylentilere göre takımlar kendi arasında anlaşıyorlar işte ilk sizden yapalım falan filan. temsilciler bir arada yapıyorlar falan diye söylüyorlar ama ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir sistematiği vardır bunun. Şimdi Nürnland'la evinde oynayıp 3 puanı kazanabilirsin. Ardından Spartak-Tırnava deplasmanı yani gruptaki en kolay deplasman kağıt üstünde. Kazanırsan 6 puan. Ludogoresk ile evindesin. Kazanırsan 9 puan. Zaten gruptan çıkmanı garantiledin. Ludogoresk depresmanındasın. Yani grubun belki de seni en zorlayacak deplasmandasın Oradan 1 puan bile alsan gruptan çıktın. Nitekim Ludogoresk o maçlara kadar Nörsland'la falan sıkıntı yaşarsa tırnavayla sıkıntı yaşarsa sen de orada daha avantajlı olursun. Belki tokatlayıp indirip 9 Kasım'da 12 puanı cebe atıp bundan sonrası için rahatlayabilirsin. Ama şunu söyleyeyim benim kişisel tahminim Nörşland evimizde yeneriz. Tırnavayı deplasmanda yeneriz. Ludogoreski evimizde yenip deplasmanda beraberliğe yatarız. 10 puan. Nörşland depresmanında da beraberliğe yatarız. 11 puan. Spartak tırnavayı evimizde yeneriz. 14 puanla gruptan lider çıkarız diye düşünüyorum. Bu benim kişisel kanaatim ama kadro bu kadar genişken bakın ya bak dışarı kent dışarıda kaldı. Ya böyle yamyam gibi futbolcular varken de beraberle yatacak bir kadro çıkaracağımızı sanmıyorum. Fener'in maçı var dedik. Fenerbahçe Ankara Gücü'ne konuk olacak MKE Ankara Gücü arkadaşlar. Makine Kimya Endüstrisi Ankara Gücü. Bilmiyor muydunuz? Hocam biz onu Mustafa Kemal Atatürk Ankara Gücü zannediyorduk. O kadar da değildir değil mi? Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'miz bugün Ankara gücüne konuk olacak. Saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Allah'a havale etmekten bıktığımız Arda Kardeşler yönetecek. Yani Arda Kardeşler'in kendisini, ailesini, sülalesini, çoluğunu, çocuğunu, gelmişini, geçmişini, soyunu, sopunu hepsini Allah'a havale ettik. Çünkü bir şey söylesen küfür günah points. Hakaret etsen dava points, para points, ceza points. Beddua etsen hocam sana döner diyorlar. Dua da sana dönebilir biliyorsun değil mi arkadaşlar? Yani sadece beddua değil. Allah sana en güzel arabayı nasip etsin diye dua edin. O beddua dönüp dolaşıp size gelir. Mesela dikkat edin fesatın bahçesinde yani tarlasında ot bile bitmez. Fesattır. Kimsenin iyiliğini istemez. Allah da ona ot bile vermez. Hayatta dikkat edin arkadaşlar. Tanıdığınız ne kadar fesat insan varsa, haset varsa hiçbir şeyi yoktur. Çalışır evi olmaz, didinir arabası olmaz. Olsa tırt bir arabası olur. Sürekli bozulur sanayi, bilmem ne. Evi akar, kokar, ısınmaz, bilmem ne olur. Anlatabiliyor muyum? Çocuğu bilmem çocuk gibi olmaz. Çocuğun başka bir şey gibi olur. Yani hayatta hep bunlar vardır. Ama biz Kayseri'de şöyle deriz. Karnı genişleriz. yani karnı geniş, kalbi temiz. Hani herkesin elini isteyen insanlara da bakın Allah onlara yağdırır. İstemediği şekilde. Kardeşim telefon mu almak istiyorsun? İnşallah en güzel telefonun olur. Bir bakarsın şöyle gökten telefon gelir sana. Harbi söylüyorum gökten gelir gibi telefon gelir. Kalbinizi temiz tutun. Arda kardeşler için de ben diyorum ki ben bıktım Allah'a havale etmekten. İnşallah sen de artık Allah'tan korkup maç yönetirsin de havale etmekten vazgeçeriz. Ne zaman Fenerbahçe iyi gitse seni çıkarıyorlar karşımıza. Yedi ceddine sülalene yani Hazreti Adem'den bugüne kadar ki peygamberler, evliyalar falan hariç o silsilene şey yapıyoruz. Hani Allah'a havale ediyoruz. Biz bıktık. Biz bıktık. Haram yemekten bıkmadınız. Haramdır abi. Hakkını yiyorsan bir takımın haramdır. Bile bile isteye isteye yiyorsan haramdır. Hata yapabilir. Ben de yapabilirim. Siz de hakemler de hata yapabilir. Hata insana mahsustur. Peygamberler bile hata yapar. Peygamberlerin bile hatası vardır. Kur'an-ı Kerim'de de sabit ama kasıt asla. İsmail Kartal yönetiminde dolu dizgin gidiyoruz. 8'de 8 inşallah 9'da 9'da da perçinleriz. Yılport Samsun Sporu yenmiştik. Gaziantep Futbol Kulübü'nü yenmiştik. Ve... hani yolumuza biz devam ediyoruz. Başakşehir maçı ertelenince 4. hafta müsabakasında Ankara gücü maçına çıkıyoruz. 3'te 3 yaparak güzel bir şey hedefliyoruz. Verdi Kadıoğlu sakat. İnşallah milyardan sonra dönecek. Emre Mor maç eksiği var. Çeşitli olmayan arkadaşlardan iyi olmadığını bir önceki maç e, videoda söyledik. 107. randevu. İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Fenerbahçe galibiyetlerde 68'e 11 önde. Gol sayısında 198'e 72 önde. Aa içime skor doğdu 2-0. Fenerbahçe'nin 2-0 kazanacağı şeklinde bir skor doğdu içime. Ee... Ligde bugün 107. kez karşı karşıya gelecek. Eğer Yaman Stadyumunda oynanacak müsabaka. Fenerbahçe açık ara üstünlüğü var. 27 maçta taraflar eşitliği bozamamış. Fenerbahçe'nin bugüne kadar 198 golüne karşılık. Rakip 72 golle karşılık verdi. Bugünkü maçtan sonra 200 golümüze karşılık. 72 golle karşılık vermiş olacaklar. Diye içime hissi olarak doğdu. Ankara gücünün başında Fenerbahçe'nin düşmanı. Yani... Ee şeytandan daha çok Fenerbahçe'ye düşman olan bu uğurda milli takımın antrenörüyken şu anda Real Madrid'e sattığımız dünyanın sayılı futbolcularından biri olan Arda Güler'i bile kadroya almayan bir kişiden bahsediyoruz. O kadar Fenerbahçe düşmanı. Yani Fenerbahçe batsın mı vatanı mı işgal etsinler? Hem Fenerbahçe batsın hem vatanı mı işgal etsinler diye sorsalar bir düşünecek herhalde Fenerbahçe batsın diye. Milliyetçilik dediğin şey öyle böyle olmaz. Milliyetçilik dediğin şey işle, fiille, icraatla olur. Onu da söyleyeyim. Ankara'daki maçlar iki takım şimdiye kadar Ankara'da 52 kez karşılaştı. Fenerbahçe yine burada da genel üstünlüğü var. 29'a 7 galibiyetle üstün. İnşallah bugün 30'a 7 yapacak. 16 maçta eşitlik bozulmamış. 89 golümüze karşılık 36 golle karşılık vermişler. Bugünkü iki golümü sadece 91'e 36 olacak. Öte yandan iki takım arasında 2006-2007'de Ankara'da yapılması gereken ilk maçı başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynadı ve Gülen taraf yine Fenerbahçe oldu. 1-0'lık kaybetti. En farklı skorlar. Ben Ankara gücünü seviyorum. Benim e, dolabımda Fenerbahçe forması hariç bir tek forma vardır. Bir tek takımın. O da Ankara gücü takımının forması. Çünkü depremzedeler için forma çıkarttı. Ki ben bunu söyledim. Hangi takım çıkarırsa çıkarsın alacağım dedim. Galatasaray çıkarsın yine alacağım dedim. Atacağım dedim. Gururla atacağım dedim. Ankara gücü çıkardı. Ben de sözümü yerine getirdim. Aldım. Gördüğünüzde biliyorsunuz da. O kıymet verdiğim bir takım Ankara gücü. Ee, yani inşallah ta tartışması sıkıntısız bir maç olur. Acun Ulucalı'dan flash açıklamalar. Arkadaşlar bunu normalde dakika çalmak için koymuyorum. Bazı açıklamaları var Acun Ulucalı'nın. Haber Global Spor Müdürü Sayın Sercan Hamzoğlu'nun konu. Ve enteresan açıklamaları var. yani Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye kadar birçok açıklamalar var. Sporda başarı hikayesi yazmak istiyordum diyor. Ee, medyada başarılı olduk. Televizyon dünyasında bir yere vardık diyor. Akademi yapmak istiyoruz. İngiltere'de hani Hull City'nin yanı sıra İrlanda Premier Lig takımlarından Shelburne'ü de aldınız. Genç yetenekleri bir yerde oynamasını istiyoruz. Acun Medya gibi görelim Shelburne takımını diyor. Biraz Acun Medya gibi görelim diyor. Akademi yapmak istiyoruz. Çok önemli şekilde İrlanda'da da başarı hikayesi yazmak istiyoruz diyor. Ozan Tufan 4 maçta 4 gol. Premier Lig'e çıkmak çok 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 zor ama şansımız var. Dünyanın en zor ligi. Ozan'la daha çok şansımız. Ozan bizim için çok değerli bir oyuncu. Yıllardır birlikteyiz. Mental olarak futbola konsantre etti kendini. Hassas, duygusal bir çocuk diyor. Ozan'a teklifler geldi. Değerli kulüplerimizden de teklifler geldi diyor. Ama Türkiye değerli benim için ama bu futbolun tam ortasındayım. İngiltere'deki bir futbolcu. Futbolun tam ortasında. Hani buraya gelmeyi çok istemez diyor. Fenerbahçe'ye yardım ediyor dediler. Yani Türkiye'den almak istediğiniz oyuncular var mı? Birçok oyuncu başarılı olmadı. Bu konuda pişmanlığınız var mı? Kötü haber olur, iyi haber olmaz. Türkiye'den yerli yabancı 7-8 transfer yaptım. Takımı aldığımda daha İngiltere piyasasına adapte değildik. Kendimizi güvence altına almak için bildiğimiz diklerden futbolculara yola çıktık. Estupinan'ı götürdük. 14 gol attı. Daha ne olacak? Denizli Spor'dan dönemiş diyor. Galatasaray'da oynayan Seri'yi götürdüm. Başarı hikayesi yazdı. Tete'yi götürdüm. Kalitesini hemen gösterdi. Fransa'ya transfer oldu. Traore'yi götürdüm. Çok iyi oynuyor. Bunların hepsi sürekli başarı elde etti. Başarısız olan Pelkas ağır sakatlık geçirdi. Allah 5-6 yıl oynayamadı. 5-6 ay demek istemiştir herhalde. Yıl değildir. Doğukan hala sakat. Aslında başarısız denen futbolcular sakatlık geçirdi. Bizim seçtiğimiz oyuncular %70-80'e varan başarısı oldu diyor. Bu yüzden mutluyum. İnsanlar kafalarında bir şeyler üretmek istiyor kötü demek istiyorlar. Türkiye Ligi'nden oyuncu almaz diyenler Ozan'a baksın. Ozan alırken Fenerbahçe'ye yardım ediyor dediler. Bu nasıl yardım? Adam şimdi gol krallığına gidiyor. Galatasaray'dan da görüştüğüm oyuncular olduğu yönetimin izniyle. Son dakika gerçekleşmedi. Antalya Spor'dan aldım. Trabzonspor'dan kıl pay olmadı. Yani Fenerbahçe'ye mi yardım etmiş oluyorum diyor. Şimdi bütün Hull taraftarı Watford'la dalga geçiyor. Alın size işte Ozan Tufan diye. Büyük bir gurur diyor. Beştaş ve Galatasaray'dan ilgili de benim Beşiktaş'ta ve Galatasaray'da önemli dostlarım var diyor. Sevgili Sercan Hamzoğlu. Al City bütün Türkiye'ye sahip çıkmış durumda. Samsun Spor transfer yapacaktı. Sonuna kadar destekledi. İngiltere'den oyuncu alma kapasitemiz daha kolay ama İngiltere'de her yerden oyuncu götüremiyorsunuz. Puanı tutması lazım. Orada yakaladığımız oyuncu olunca Samsun Spor'la rekabete girmedik. Böyle güzel ilişkilerimiz sayesinde diyor. Türk futbolunda iki şey rahatsız ediyor. Birincisi ekonomik olarak gerçekten Allah bütün Anadolu takımlarına yardım etsin. Kulüp alıp nasıl zarar etmeyeceksiniz. Benim matematimden çıkmıyor. Dört büyükler için demiyorum. Onlar da gişe var. Sponsor var. Avrupa kupalarına gelen gelir var. Televizyonda korsan yayın bu kadar rahat kullanılmaz. Anadolu futbolunu bitirecek demiş. Ya ben de şunu söylüyorum. Hepsi bir yerde olsa keşke. Kulüplerin matmasını kabul etmiyorum diyor. Bu borç yükünden kurtulması. Kesinlikle kulüplerin sahibi olması lazım. İhaleye çıkarılmalı kulüpler. Sıfırdan bir evet. dünya kurulmalı. Sakaryaspor, Spor kaç yıl kaybetti? Eskişehirspor, Bursaspor nerede? Bunlar benim gidip deplasmanda seyretmek istediğim, o ambiyansı yaşamak istediğim dünya çapındaki kulüpler. Oradaki ambiyanslar, Bursa Eskişehir'deki ambiyanslar dünya çapında. Bunlardan mahrumuz şu anda diyor. Doğru söylüyor. Fenerbahçeli'ne vurgu yapalım diyor. Çok küçükken Fenerbahçeli oldum. Edirne'de abimleydim. 5-6 yaşındaydım. Dayım geldi. Bir operasyon yaptı bize. Dayımlar hep Fenerbahçeli'ydi. Ondan sonra Fenerbahçeli oldum. Kadıköy Anadolu Lisesi mezunuyum. Stada çok yakındı. <laughs> öyle tatillerine gidip dere ağzına antrenman seyrederdik. Okuldan sonra da giderdik. İş öyle bir yere geldik. 30-40 maç stadın önünde yatmışımdır bilet bulmak için. Fenerbahçe'nin gitmediğim deplasmanı kalmamıştır gençlik zamanında. Karşılığından kesip maça giderdim. O zaman açık tribünde oturuyorduk. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, Acun Ilıcalı bir dönem Beşiktaş muhabirliği yapmıştır biliyor musunuz arkadaşlar Sergenle dostluğu oradan gelir. O kadar koyu fenerbahçeli. Şampiyonluk favorisi fenerbahçe altı seneye Beşiktaş çok beğeniyorum diyor. Fenerbahçe altı kadro olarak e, bu noktalara geldiğini pek hatırlamıyorum. Aziz başkanın iki dönem var. Van Persinan il dönem. Bir de Roberto Carlos dönem var. <laughs> o dönem de iyi kadrosu vardı. Rebrov'un yedek olduğunu gördüm. Dünyada Şevçenko Rebrov ikilisini en iyisi mi diye konuşuyordur. ya Rebrov Fenerbahçe'de oyuna giremiyordu. Yani böyle zamanlı kadrolar oldu. Şanslar eşit diyor. Türkiye'de en beğendiğin üçlü Icardi, Ceko, Abu Bakar Dünya Kupası'nda Abu nasıl seyrettik? Öbür tarafta Ceko Şampiyonlar Ligi finaldeydi. değildi. konuşmaya gerek yok. Bir daha böyle üçlü aynı anda zor denk gelir diyor. Icardi mi Ceko mu? Onu zaman gösterecek. Hocalarla alakalı bir durum. Hocaların oynattığı sistemle alakalı çok zekice bir soru. Mesut Özil. Çok basit anlatacağım. Tamamen kompleksi bir teknik direktörüm. Bir futbolcuya infazdır Mesut Özil olayı. Pereyla ile ilgili yıllar önce röportajım var. İlk Fenerbahçe'den gönderildiğinde bu hoca mı? Değil demişimdir. O kadar o dönemde inancımı kaybetmişimdir. Aynı adam tekrar geldi maalesef. Kompleks gençleri çıkarıyorum havası yaratmaya çalışan. Kendisini ön plana çıkaran yıldızları değil gençleri çıkartıyorum demeye çalışan. Yıldız düşmanı bir adam. Bak, ya bu haksız değil. Bundan sonra kariyerinde çok zorluklar yaşayacak bu tarz karakter problemi olan hocaların dünya futbolunda bir yere geldiğini görmedim. O adam Mesut Özil ile buluştu. Mesut son 9 maç Emre'li dönemin hepsinde var. Fenerbahçe aradaki puan farkını kapatıyor. Ondan sonra kıl payı şampiyonluk kaçıyor. Mesut da yeni sezona başlanıyor. Galatasaray deplasmanda Mesut ve İrfan Can maçı beraber koparttı. Frankfurt deplasmanda gol atıyor. Gaziantep'te atıyor sonra Mesut 2 hafta oynamıyor. Sonra bir daha oynamıyor. Dünyada bir kural vardı. Yıldız futbolcu alıyorsan ya oynatırsın ya almazsın. Alex'i yedek bırakmaya kalktı. Ertesi gün Türkiye'yi terk etti. Bazı oyuncular yedek kalmaz. Ronaldo'yu yedek bırakabilir. Bildikler mi dünya? Dünya karıştı. Mesut Özil kariyer olarak dünyadaki aktif oyuncular içerisinde belki ilk ona girer. Ne oldu? Bu adamı biz 5 dakika 10 dakika oynattık. Ertesi gün oynatmadık. Bütün sinir sistemini bozdu. Bence tamamen bir teknik direktörün bir oyuncuya vereceği bütün zararı verdi. CV'sine bakıyorum. Fampörsü ile tartışması oldu. Onu da çıldırttı. Çin'de halkla birbirine girmişler. James Rodriguez Şampiyonlar Ligi'nde oynatmadı diye Porto bunu kovuyor zaten. Adamın her yerde yıldızlarla problemi oldu. İrfancan Kahvecen'in Pereira Pereira'yken, oyundan çıkarken cinnet geçirdiğini hatırlamıyor musunuz? Hiç mi bir oyuncuyla iyi, iyi ilişki kuramasın? hayatımda yaşadığım en büyük üzüntülerden birisi. Dünya çapında bir oyuncunun Türkiye'ye gelmek için bütün fedakarlıklar yapması ve devamında da bir teknik direktörün bir oyuncuya bu kadar şefkatsiz, duygusuz kimyasını bozacak şekilde yaklaşmasıyla Türkiye'den kayması. Ee, Acun Hoca'ya gelince so sosyal sorumluluk projesi diyor. Türk milletinin asaletine borçluyum. Survivor spor dalı görüyorum diyor. Yani biraz eskidi mi diyor. Son 15 sene sezon yükselerek giden bir program. Ya Survivor'la ilgili de bir şey söyleyeyim sevgili Acun Alcalı. O ağlayan bir tane kız vardı. Onu şampiyon yaptığınızdan beri ben izlemiyorum açıkçası. Yani o kızı şampiyon yaptınız. O kız hakkıyla falan şampiyon olmadı. Geçeceksin. Ondan önce de Cemal, Cemalcan yine en azından bir şeyler başarıyordu. Bir şeyler yapıyordu. Ama o ağlak kızı el birliğiyle şampiyon yaptınız. Rating uğruna. O günden beri ben izlemiyorum. Bence izleyicilerinizde çok ciddi bir borcunuz var. Onu ödeyin bence. Korsan yayın. Eksende istediğin abonelik durumunu yakalayabildiğini diyor. Eksende iyi rakamlara ulaştık. Hasan Can ve sevgili Feyyaz'la ekibin etkisi büyük oldu. Futbola ilgili öyle ilgili olan bölümde korsan yayın var. Küçükken ben maçlar eğer kendi evimde yoksa gidip amcamda seyrediyordum. Korsan yayın yoktu. Tanıdığımızın evinde seyrederdik. Bazen Twitter'da hırsızlığı insanlar meşrulaştırma derdindeler. Korsan yayın hırsızlık, günah, haram, suç diyor. Acun çok paralı diyorlar. Biz küçükken de pahalıydı bunlar. Acun çok pahalı diyorlarmış. Biz küçükken de bunlar pahalıydı. Ben amcamaya da kahveye gidiyorduk maç izlemeye. Sen evre, evinde seyredeceksin diye kulübünden çalıyorsun diyor. Bak ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bütün maçları bir platformda olsun. Sadece bir tane kutu versinler bana. Hepsini bundan izleyeceksin. Bir sene boyunda. Bir sene boyunca. Hazırlık maçı, lig maçı, ne maçı olursa olsun. Hepsini bundan izleyeceksin. Aylık ne kadar? Günümüz şartlarında asgari ücret ne kadar? 11 bin lira. 500 lira. 20'de biri. 20'de birinden daha düşük. Aylık 500 lira ver Mustafa Hoca. Hepsini izle. Nereye gidiyorsun? Antalya'ya tatile gidiyorsun. Yanında götür. Tak orada izle. Vallahi kabul ediyorum. Bak 500 TL'yi kabul ediyorum. Hocam kini alsan öbürünü alsan Dici Türk alsan 600 yapar. Belki 650 yapar. Yapmasın abi. Hepsini ben bir yerden izlemek istiyorum. Ya niye ben evimde 8 tane dekoder alayım? Niye 8 dekoder alayım ya? Ya eksende dahil kardeşim bir çatı altında biriksinler. Bir çatı altında. eksen mi alıyor? Alsın. Dici Türk adı altında ya da ne bileyim Futbol Türk adı altında birleşsinler. O kutunun içinde zıkkım Avrupa maçı da olsun, başka maçta olsun falan da olsun filan da olsun. Yemli hocamızla anlaşmıştım diyor. Çok önemli teknik adamlar var Türkiye'de ama Avrupa'da Fatih Terim'in Milan çalışmasının örnek gösterebilir. Daha sonra Avrupa'da üst diklerde çalışan bir teknik adam yok. Sizin Avrupa çapında olacak dediğiniz Türk teknik adam var. Mesela Volkan Demirel Emre Belözoğlu diyor. Neden olmasın? Fatih Hoca bunu başardı. Ben bu arada merak ettim. Başakşehir Başakşehir Oha! Yenilmiş Konya'ya 1-0. Hem de kırmızı kart demiş Osmane Ba 43'ten. Herhalde Emre maçın sonunda herhalde gitmek istiyor diye düşünüyorum. Ya Piatek, Do Serdar Güler. Bilmiyorum. Şimdi Emre Belezoğlu'nu da gönderip tekrar Aykut Kocaman falan alırlar mı? Ya Portekiz hocalar şu an diyor Şota ile yola çıktık. Aslında ilk Türk hoca olacaktı. Şota yola çıktı. Şimdi yabancı bir hoca diyor. Yani uzun lafın kısası durum bu. Biz bu videodan ne anlamalıyız? Bugün Livakovic'in için ilk 11'de oynadığını anlamalıyız. Crespo'nun yedekli olacağını anlamalıyız. Rhein ilgili herhangi bir problem yok. Bugün orta sahanın çatır çutur oynaması gerektiği konusunda en fikir olduğumuzu hatırlatayım. İsmail Yüksek, Fred, Şimanski olacak gibi duruyor. Ayrıca İsmail Kartal'ın bir bildiği var. Maç öncesi açıklamalar yapar. UEFA konferans ligine dair ben kafadan 14 puanı hesapladım. Bakalım ne olacak. Arda kardeşlerin gelmişini geçmiş yani her şeyini Allah'a havale ettik. Hatırlatmakta fayda var. Perde ee, Ferdi Emre yok dedik. Eryaman Stadyum. Eryaman Stadyumunun zeminini gördüm. Hoşuma gitti. Yani yaptığınız yangınlar işe yaramış hocam diyeceksiniz. Valla inşallah yeşile boyamamışlardır. Eğer yeşile boyadılarsa vay futbolcuların haline. Ama yeşile boyamadılarsa son derece güzelleşmiş gibi duruyor. Ama bu bütün kulüplerin sıkıntısı bilginiz olsun. Acın Olacağı adayı Sercan Hamzoğlu Mesut Özil'i de konuştuk. Ozan Tufan'ı Survivor ekseni. izlediğiniz için dinlediğiniz için teşekkürler maç öncesi yayında görüşmek üzere belki araya bir video daha sıkıştırabilirim isterseniz bu videonun izlenme sayısına bağlı görüşmek üzere